Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben burada modelimizin arasına bu şekilde bir sinek kanadı yaptım. Bana gönderilen resimde bu çiçeklerin arasına sinek kanadından dağ yapılmıştı. Tek renk çalışılmıştı. Çiçek ve dağ aynı renkteydi ve tek renk çalışılmıştı arkadaşlar. Dilerseniz daha sade yapabilirsiniz veya yazmalarınıza bu şekilde uyarlayabilirsiniz. Ben burada hemen çiçeğimizin yapılışına geçiyorum. Hemen 2, 4, 6. zürafama batarak hemen 6. zürafama batarak hemen bu ara kısmında batmış olduğum kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6. zürafama batıyorum. Ve buraya düğümümü hemen atıyorum. Arasında iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncü zürafama batarak yuvamı oluşturuyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şimdi yuvamın içine batarak buradan geri dönüyorum. Hemen buraya sinek kanadımı yapmaya başlıyorum. Modelimiz sinek kanadından oluşan bir model arkadaşlar. Şu kenarındaki ipimi hemen kesiyorum. Bir tane minik pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Bu şekilde 3 pırpırdan oluşan bir sinek kanadı yaptım. Şimdi hemen ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğümümü attım. Tekrar aşağıya döndüm. İkinci pırpırıma batıyorum. Hemen tepesine düğümümü atıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Hemen üçüncü sinek kanadımı yapmaya başlıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. İkinci pırpırıma batarak tepesine düğümümü atıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Üçüncü sinek kanadımı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi 3 tane daha sinek kanadımı aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Toplamda 6 tane sinek kanadımız olacak. Diğer sinek kanatlarını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen üzerindeki sinek kanatlarını da yaparak tamamlayalım. Ben burada 3. zürafama batacağım. Yuvamdan sonra 1,
İki, üçüncü zürafama batacağım. Dilerseniz ikinci zürafaya da batabilirsiniz. Ben hemen üçüncü zürafama batarak buradan başlıyorum. Hemen baştaki sinek kanadının üzerindeki pırpıra batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Yapmış olduğum yuvanın içine batarak buradan geri dönüyorum. Ve buraya yine sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm attım. Tekrar aşağıya döndüm. Hemen ikinci pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Hemen üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Dördüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Bu şekilde 5 pırpırdan oluşan bir sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen bir sonraki sinek kanadının üzerindeki pırpıra batarak yuvamı oluşturuyorum. Bu şekilde oluşturmuş olduğum yuvama batıp buradan geri dönüyorum. Buraya da yine sinek kanadı yapmaya başlıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar aşağıya döndüm. Hemen ikinci pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Dördüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Bu şekilde 5 pırpırdan oluşan bir sinek kanadı yapıyoruz. Hemen bir sonraki sinek kanadının üzerine batıp yuvamı oluşturuyorum. Bu şekilde her bir yuvanın içine 5 pırpırdan oluşan bir sinek kanadı yapacağım ve bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Altı tane sinek kanadımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine sonuncusunu yapmak için hemen yuvamı oluşturmak için ben burada yuvamı oluşturduktan sonra ikinci zürafaya batarak birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz
Buradan üçüncü zürafaya da birleştirebilirsiniz. Başında üçüncüsüne birleştirmiştik ama burada ikinci zürafama batarak birleştiriyorum. Hemen son yuvamı yapıyorum burada. Bu şekilde son yuvamı oluşturduktan sonra hemen buradan geri dönüyorum. Ve buraya da yine sinek kanadımı yapmaya başlıyorum. Buraya da yine 5 pırpırdan oluşan sinek kanadımı yaparak modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Sonuncu sinek kanadımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Üzerinde toplamda 7 tane sinek kanadımız oldu ve bu şekilde modelimiz tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.